Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, Metex bu sabah Adapazarı Sakarya etkinliğinin startını verdi. Çok verimli bir gün geçirdi. Akşam saatlerindeyiz şu an. İnşallah yarın da verimli bir gün geçirerek etkinliğini iki güne tamamlayacak ve bundan sonraki durağını da özellikle biz perde satıcıları haber portalı sizlere tarihiyle birlikte açıklayacağız. Değerli sektör mensupları, tabii ki bu etkinlikte Metex ailesi birbirinden güzide perdecilerimizi ağırladı. İşte onlardan bir tanesi Adapazarı'ndan, yani bulunduğumuz bölgeden, Sakarya'dan, Sare Perde'nin sahipleri Sayın Murat ve Gülden Özdemir ailesi. Ben Murat Bey'e ve Gülden Hanım'a mikrofon uzatmak istiyorum. İzninizi rica ediyorum. Bu arada Zeynep'i de sizlerle tanıştırmak istiyorum. Evet, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanımefendi. Efendim şimdi biz sabahtan beri bu tarafa, yani birbirinden güzide, hakikaten birbirinden güzide perdecilerimizi burada ağırladık. Ama aklın yolu birdir. Efendim şöyle kameraya da bakın. Evet. Herkes aynı fikirdeydi. Evet, kaliteli ürünler, en güncel ürünler ve en dip fiyatlara diye de biz bir akıl birliği yaptık onlarla. Ben şimdi mikrofonu size uzatmak istiyorum. Sizi de tanımak istiyorum ve görüşlerinizi almak istiyorum. Evet. Adım Murat Özdemir. Eşim Gülden Özdemir'le birlikte iş yerini işletiyoruz. Tült perde üzerine. Eşim dikişinde uğraşıyor. Satışında uğraşıyor. Biz de dışarıda montajları olsun, biraz daha kaliteli hizmet verebilmek için bu şekilde devam ediyoruz. Kaç yıl oldu? 5 senedir biz bu iş yerini işletiyoruz. Memnunuz. Yaptığımız işlerin arkasında durduğumuz için müşteri potansiyelimiz artıyor her geçen gün. Böyle bir firmalarla çalışmaktan da memnunuz. Her zaman işlerin arkasındalar, ürünlerin arkasındalar. Daha diyeceklerim bu kadar. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Adapazarı'nın tabii biz şöyle bir bakıldığında başka memlekette ne olduğumuz için bilmiyoruz, tanımıyoruz. Adapazarı'nın neresinde firmanız? Erenler Patates Ali merkezinde iş yerimiz. Orada ikamet ediyoruz. Evet. Dükkanımız, evet. Evet. Adapazarlılar hemen bilecektir, evet, diyeceklerdir. Bizler bilemiyoruz maalesef. Peki efendim, eşinize ben dönmek istiyorum, evet, ama tekrar size mikrofon uzatacağım. Gülden Hanım, yanıma yaklaşın efendim. Şey, kameraya bakın. Sektörümüz artık, sektörümüzde bayanlar da yer almaya başladı. Benim işe başladığım ilk yıllarda bu tür etkinliklerde, tatil etkinliklerinde, kampanyalarda, tanıtım kampanyalarında ya da fuarlarda hep erkekleri görüyordum ben. Yani bay ağırlıklıydı. Son yıllarda bayanlar da işimize el attı. Ne iyi yaptılar diyorum ve sizi tanımak istiyorum. Ben Gülden Özdemir. 5 yıldan beri bu iş yerindeyiz. Eşimle beraber çalışıyoruz. Tül seçeneklerini genelde ben seçiyorum. Metex'e çalışmaktan da çok memnunuz. Çok çeşit var. Çok da kaliteli. Yani şimdi almaya geldik, yani uygun fiyatlar olunca. Şimdi Murat Bey eşim dikiyor dedi. Dolayısıyla hem bayan gözüyle hem terzi, yani atölyeci gözüyle değerlendirdiğiniz zaman duruşlarını nasıl buluyorsunuz, tüllerin olsun, fonlukların? Metex bu işi biliyor mu? Evet, gerçekten iyi biliyor. Ben şimdi dikiyorum, eşim asıyor, fotoğrafını çekiyor. Eğer bir sıkıntı varsa hemen direkt düzeltiyoruz, ama başka bir terziye versek ondan haberimiz bile olmayacak. Ya da mesela o tül çok güzeldir, sürekli ondan satış yapıyoruz. Yani bunu görmemiz bizim için çok daha güzel. Yani atölyenin, mağazanızın içerisinde oluşu
size avantaj sağlıyor, aynen, değil mi? Aynen. Çok önemli bunlar. Dışarıda bir yere diktirseydiniz, evet, evet, mutlaka sorun problem, aynen, çıkabilirdi, evet, ve bu sorunlar da sizi bulurdu. Daha şey yapabiliriz, düzeltebiliriyoruz sıkıntılarımızı. Yani anında yapabiliyoruz, evet, yani. Evet. Peki bayan gözüyle sektörümüzü değerlendirelim mi? Nasıl yani, mesleğiniz olsun, sektörümüz olsun, nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi ki ben bu sektörün içerisine girmişim diyor musunuz zaman zaman? Evet, yani iyi ki girmişim. Kazancı da çok güzel. Evet. Uğraşması da güzel insanlarla. Ben de kişi sevdiğim için sıkıntı da yaşamıyorum. Zaten kaliteli ürünlerde de çok sıkıntı çıkmıyor. Yapıyoruz, hemen direkt satıyoruz. Peki yani, perde dikimini kimden öğrendiniz? Bugüne kadar bir okulu yoktu. Yok, evet. Okulu yeni yeni açılmaya başladı. Yani ben kendim zaten 15 yıldan beri, 18 yıl hatta oldu, dikiş üzerine biliyordum. Hı hı. Terziyim kendim. Hı hı. Yani buraya, bu sektöre atıldıktan sonra tabii birilerinden şey aldım, birazcık tüyolar aldım. Ondan sonra o şekilde dikmeye başladım yani. Hı hı. Allah'a şükür eşim de çok titizdir bu konularda. Hı hı. Milim oynamıyor yani bizim ürünü. Maşallah. Gerçekten maşallah. Bayanlar kendisi dikkat ediyor. Evet, evet. Bir de en büyük özelliğiniz atölyenizin, dediğim gibi, mağazanızın bünyesinde, aynen, oluşu. Evet. İşi de kendinizin dikmesi. Hem tezgaha bakmak, hem işi dikmek, hem alımlara bakmak, bunlar gerçekten zahmetli, ama evet, evet, bir o kadar da ailece çalışmış olmanın da zevki var burada hem diye getirisi düşünüyorum. Hem getirisi var yani, aynen haklısınız. Hem getirisi var yani, ayrıca başka birilerine ücret gitmiyor. Hani gitse tabii, elemanlarımız var bizim de, ama yani hani biz ilgilendiğimiz zaman daha farklı oluyor. Tabii masraf yani, daha da aynen, büyük olmuyor. Evet, aynen. Peki fiyatları nasıl buldunuz? Fiyatlar çok iyi şu an. Daha önceden sürekli Metek'te çalıştığım için fiyatlar şu an gayet iyi yani. Çok düşmüş fiyatlar. Evet, evet. Yani zaman zaman mağazalara asarlar ya, patron çıldırdı. Evet, evet. Yani şu anda hakikaten Metek çıldırmış. Mesela serpme grekleri falan alıyorum. Şu an gayet uygun yani fiyatları. İnşallah Rabbim hayırlı müşteriler versin, elin bol müşteriler versin. Şimdi düşünsenize, mağaza açmak isteyen biri buraya gelse, şöyle 30-40 milyonluk bir mal alsa, ürün alsa, işte bunun içinde ada fonluklarından, Eyfel fonluklarından, güneşliğinden, greklerinden, zincir tüllerinden tutun da, evet, bir mağazaya yetecek ürün var, gündem ürünü var. Yani kulvarda koşan ürün var. Evet. Yani vallahi de billahi de değerli sektör mensupları mağazayı açar. Evet, açar mı? Gerçekten öyle. Bütün her çeşit var yani, istediğiniz ürün. Evet. Yani bütün her kesime uyacak, hitap edecek şeyler, türler var burada, evet, yani. Evet. Gerçekten güzel şeyler, evet, var. Peki efendim, ben eşinize dönmek istiyorum. Evet. Efendim yanıma yaklaşın, yüzünüzü görsünler. 5 yıllık sektör hayatınızda, evet, siz nasıl baktınız, sektörümüzü nasıl gördünüz, zorlukları var mı, ada pazarında nelerle karşılaşıyorsunuz? Zorlukları var zaman zaman, tabii değişik değişik insanlarla karşılaşıyorsunuz, inceleyen var, normal davranan oluyor, farklı farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Ürünlerde bazen sıkıntı oluyor, bazen olmuyor. Evet. Gittiğimiz yerlerde, binalarda sıkıntı oluyor, olmuyor, yamukluk oluyor, olmuyor. Bazı zaman bir ürünle biraz uğraşıyoruz, bazı zaman direkt rahat oluyor, zevkli. Bizim için hani kendimiz yaptığımız için daha fazla uğraşıyoruz açıkçası. Tabii. Başkalarına versek bu kadar uğraşmayacak, ama yani en azından müşterilerimizden memnuniyet alıyoruz yani bu şekilde, evet, olduğu için. Evet, aynen. Peki sektörü konuştuk ama etkinliklerin faydalarını konuşmadık sizinle. Metex çok güzel bir hizmet getirdi ayağınıza. Evet. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bu konuda teşekkür ederiz. Bu bizim için bir fırsat. Diğer firmalar için de bir fırsat. Yani biz kendimiz araştırmaya gideceğimize, 2-3 top bakacağımız yerde burada ürünlerin hepsini bir anda görmek, uygun olarak görmek çok güzel. Yani etkinliklerin aslında bu şekilde devam etmesini isteriz yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah aile birliğiniz daim olur ve güzel güzel uzun uzun yıllar bu işi götürürsünüz. İnşallah. Hatta Metex ailesiyle birlikte diyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, değerli sektör mensupları, biz yine güzel bir aileyi tanıdık. Yine güzel bir sektör mensubunu tanıdık. Ve diyoruz ki, biz Perde Satıcıları Haber Portalı yarın da buradayız. Yani etkinliğimizin ikinci günü de çok değerli perdecilerimizi sizlerle tanıştırmak için kamera başına geçeceğiz.